6 yeni mesajınız var. Birinci mesajınız. Ferhunde, niye açmıyorsun cebini? Nerelerdesin sen? Hemen ara, bekliyorum. İkinci mesajınız. Ferhunde, ulaşamıyorum sana. Ara, konuşalım. Üçüncü mesajınız. Ferhunde, aç şu telefonu, aç. Dördüncü mesajınız. Ferhunde, Gülşen ben. Eve de geldim, bulamadım. Merak ediyorum. Ne olur en azından bir kere dinle beni. Beşinci mesajınız. Ferhunde, Şevket ben. Sana bir haberim var. Görüş günü söyleyeceğim. Altıncı mesajınız. Yine ben. Cebin kapalı. Bir türlü denk gelemiyorum sana. Yarın görüşeceğiz nihayet. Heyecanla bekliyorum seni. Ferhunde, evde misin kızım? Alo. Kızım, niye açmıyorsun, vır vır konuşturuyorsun beni? Açtım işte. Ben sana inince ara, merak ederim demedim mi? Evdesin bak, aramıyorsun. Telefonun da hala kapalı. Arayacaktım şimdi. Nasıl geçti yolculuk? Rahat gittin mi? Evet. Ne yapacaksın bugün? Gidecek misin şirkete? Hayır, gitmeyeceğim. Aman kızım, sakın. Tamam dedim anne. Sen de çok üsteliyorsun ama. Ne yapayım yavrum, aklım sende kalıyor. Kızacaksın ama bir daha söyleyeceğim Ferhunde. Gitme sakın. Boşuna ümit verme. Ne ona ne de kendine. Merak etme anne. Şevket bugün bütün ümidini kesecek benden. Bugün tamamen bitecek bu iş. Çok iyi. Teşekkürler. Bana değil. Gülşen'e teşekkür et. O hazırladı bu çalışmayı. Efendim. Merhaba. Merhaba. Bana evli olduğum sürece hayatımda olmak istemediğini söylemiştin. Evet. Aynen öyle dedim. Boşanma davası açtım. Öyle mi? Çok sevindim. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. O halde ne diyorsun? Bundan sonra var mısın? Denemeye değer. Bence de. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tabloyu hangi verilere dayanarak çıkardınız? Son 3 ayın karşılaştırmasını yaptım. Arka sayfaya gelin bakalım.